Küçücük bir çocuktan, 8 yaşındaki Narin'den iyi haber bekledi tüm ülke ama ne yazık ki o haber gelmedi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında bulundu. Üstelik kaç kez bakılmıştı o dereye ve geçtiğimiz gün dere yatağında çuval içinde bulundu. Otopsi işlemi tamamlandı. Narin'in cenazesi artık köyüne götürülüyor. Bugün öldürüldüğü köyde, kimsenin konuşmadığı köyde toprağa verilecek. 24 kişi gözaltında ki o 24 kişinin içinde Narin'in annesi, babası, kardeşleri, akrabaları var. Şimdi Diyarbakır'a gidelim. Hem dün neler yaşandı, bugün son durum ne? Cenazesi şu anda köyüne götürülüyor, bunu biliyoruz. Otopsi çalışması saatler sürmüştü, oradan ne çıktı? Ve tabii soruşturma tarafında gözaltı sayısında son durum ne? Köy niye konuşmuyor? Kimse neden konuşmuyor, bir şey söylemiyor? Sercan, bize neler anlatacaksın? Dilerseniz Adliyet Tıp Kurumu'ndaki o gelişmeyle başlayalım. Yaklaşık 12 saat sürmüştü Narin'in otopsi işlemleri. Gece saatlerinde saat 21.40 itibariyle otopsi işlemleri sonlandırılmıştı ve ön rapor hazırlanmıştı. Bu sabah saatlerinde de yaklaşık yarım saat önce de aile yakınlarına tespit edildi Narin'in o cansız bedeni. Şu dakikalarda ise Yeniköy Asri Mezarlığı'na götürülecek Bağlar'daki. Orada dini işlemlerin ardından, cenaze namazının kılınmasının ardından buraya getirilmesini ve defnedilmesini bekliyoruz Sultan Arınır. Bizler neredeyiz? Bizler de Tavşantepe köyünün hemen girişinde. Sağ tarafımızda ise mezarlık var. Bugün bilindiği üzere eğitim ve öğretim yılı için ders zili çaldı. Ancak maalesef Narin bugün okula gitmesi gerekirken bugün arkadaşlarıyla birlikte okul bahçesinde koşup oynaması gerekirken maalesef Narin için dün akşam saatlerinde mezar kazıldı. Tavşantepe mezarlığında ki Aytaç Atasoy da şu an size o mezarı ekranlara getiriyor. Çok acı bir tablo. Türkiye yaklaşık 20 gündür Narin'in yasını tutuyor. Umutlu bir bekleyiş vardı ancak dün itibariyle o umutlu bekleyiş yerini acı ve gözyaşına bıraktı. Şu anda bulunduğumuz yerde, köyde de bir sessizlik hakim. Araç giriş çıkışlarının oldukça yoğun olduğunu gözlemliyoruz gün içinde ve ilerleyen saatlerde burada Narin sonsuzluğa uğurlanacak. Neredeyiz? Tekrar hatırlatalım. Tavşantepe köyünün hemen girişindeyiz. Yani Narin'in doğup fakat büyüyemediği köydeyiz. Tekrar altını çizelim. Tavşantepe köyündeyiz. Narin'in doğup ancak büyüyemediği köyün hemen girişindeyiz ve yaklaşık birkaç saat sonra Narin'in cansız bedeni işte buraya getirilecek. Devam edecek olursak, aslında dün söylüyorduk, gözaltılar vardı akşam saatlerinde. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gözaltına alınanların 21 olduğunu açıklamıştı. Bizler yayınlarımızda söylüyorduk. Özellikle gözaltına alınan ve sorguları devam eden o şüphelilerin vereceği ifadeler doğrultusunda yeni gözaltıların olabileceğini söylüyorduk. Zira bu sabah itibariyle de o gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Tekrar altını çizmekte fayda var. Özellikle uzmanların ve bilirkişi heyetlerinin verdiği öngörüler doğrultusunda bu sayının biraz daha artmasını bekliyoruz. Sabah saatleri itibariyle buradaydık. Çok sayıda jandarma ekibini taşıyan araçların köye giriş yaptığını ifade edelim. Deyim yerindeyse köy şu an ablukaya alınmış durumda. Köyün neredeyse birçok noktasında şu an asker, jandarma özel komandolarını görmek de mümkün. Köyde özellikle tüm Türkiye'yi yasa boğan bu olayı çok sayıda yine basın mensubunu da takip ettiğini ifade etmiş olalım. Adalet Bakanı da açıkladı. 21.40 itibariyle otopsi ön raporu tamamlandı. Narin'in boynunda bir ize rastlandı. Yani bir fiziki müdahale sonrası öldürüldü. Artık kesinleşmiş durumda. Özellikle Narin bilindiği üzere toprağa gömülmüş bir durumda, üzerine ağır taşlar bırakılarak
öldürüldüğü, saklandığı tespit edildi. İşte o sırada da Nari'nin o minik bedeni o ağır taşları kaldıramadı ve bir sağ ayağında ise bir kırığa sebep olduğu da yine ön rapora yansıdı. 15 gün boyunca bedeninin bir kısmının su altında kaldığının altını çizelim. 19 gündür aranıyordu ama otopsi ön raporunda 15 gündür suyun altında kaldığı ifade ediliyor. Bu nedenle özellikle ayak bölümlerinde Nari'nin maalesef bazı deformelerin, bazı çürümelerin de olduğu belirtiliyor. Kesin sonuçlar ilerleyen günlerde belli olacak. Çünkü yapılan tespitler çok uzun süreli tespitler. Yani bir kimyasal, patolojik, biyolojik dokular alındı. İşte bu dokuların bir kısmı Diyarbakır'daki Adli Tıp Kurumu'nda sonuçlanacak ama önemli diyebileceğimiz diğer kısımlar ise şu an arka tarafta bir hareketlilik var. Dilerseniz orayı Aytaç Atasu ekranlara getirsin. Köyde oldukça geniş güvenlik önlemleri var. Şu an gözümün alabildiği her yerde jandarma komandoları görebiliyorum. Yine özellikle içeriye girmek isteyen çok sayıda resmi görevlinin de olduğunu ifade edelim. Tekrar Adli Tıp Kurumu'ndaki gelişmelere gelecek olursak tekrar söyleyelim. Biyolojik, patolojik ve kimyasal doku örnekleri alındı. İşte bunlar İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Ve burada yapılacak olan neticeler sonrasında Nari'nin kesin ölüm nedeni ortaya çıkmış olacak. Tabii dün itibariyle, daha doğrusu 19 gündür Nari'nin akıbetiyle ilgili şu merak ediliyordu. Nari'ni kim ve neden öldürdü? 8 yaşındaki bir çocuktan kim ne isteyebilir? Tabii ortak bir görüş var burada. Nari'nin görmemesi gereken bir olaya tanıklık ettiği yönünde çok ciddi iddialar var. Bu doğrultuda yorumlar var ve Nari'nin işte görmemesi gereken bu olaya tanıklık etmesi nedeniyle maalesef cani veya caniler tarafından katledildiği ifade ediliyor. Nari'nin özellikle arama çalışmaları sırasında buradaki yetkililerin de bir tespiti var. O da aslında önemli. Normalde Nari'nin yaşadığı köyde neredeyse %80'i Nari'nin ya kuzeni, ya akrabası, amcası, kardeşleri, yani yakın akraba çevresinden oluşuyor. Nari'nin kaybolduğu günden bulunduğu güne kadar arama çalışmalarına katılan mahalleli köylü sayısını, köylülerin sayısı bir elin parmağını geçmeyecek kadar az. 120 hanelik bir köyden söz ediyoruz ki zira özellikle Doğu ve Güneydoğu'da taziyelerde ve düğünlerde oluşan o kalabalıkları göz önünde bulundurabiliyorsunuz ama Nari'nin kaybolduğu süre içerisinde maalesef o kalabalık bir türlü oluşmadı, bir araya gelmedi. Yani köylülerin özellikle burada bulunan basın mensuplarına demeç vermemeleri, konuşmamaları da yine dikkat çeken bir başka ayrıntı olduğunu ifade etmiş olalım. Tavşantepe köyüne yaklaşık 1,5 kilometrelik bir mesafede bulundu Nari'nin. 19 gün kayıptı ama adli tıp raporu 15 gün su altında kaldığını karar verdi. Yani 4 gün boyunca Nari'nin neredeydi, nerede saklandı? Bu sorular da aslında cevap bekliyor. Soruşturma da büyük bir gizlilik içerisinde yürütülüyor. Biliyorsunuz hemen Nari'nin kaybolduktan birkaç gün sonra gizlilik kararı alınmıştı dosyayla ilgili. Sonrasında ara ara kamuoyunu bilgilendirmek için açıklamalar yapılıyordu. Şunu hemen altını çizelim. Özellikle savcılık olayda şüpheli gördüğü herkesin özellikle teknik anlamda takip ettiğini ifade edelim. Meta şirketiyle, yani WhatsApp'ın kurucusu, WhatsApp'ın şirketi olan Meta şirketiyle silinen WhatsApp mesajlarının tekrar geri yüklenmesi konusunda da görüşmelerin yapıldığını da ifade etmiş olalım. Bölgedeki güvenlik önlemleri henüz seviyeye çıkartıldı. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde ya öğle namazına müteakip ya da ikindi namazına müteakip artık Nari'nin buraya getirilip sonsuzluğa uğurlanmasını bekliyoruz. Ama herkesin aklında aynı soru var. Herkesin aklında merakla beklenen birçok, cevap bekleyen birçok soru var. Nari'ni kim veya neden öldürdü? Ama tekrar altını çizelim. Burada yapılan yorumlar, iddialar, deliller, bulgular hepsi
bütün işaretler, bütün deliller Narin'in akrabalarını gösteriyor. Zira paylaşılan mesajlarda aileye yönelik bir başsağlığı mesajının olmaması da bu ihtimalleri oldukça kuvvetlendiriyor. Ama şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki ilerleyen günlerde soruşturma aydınlandığında Narin'in ölümünde kastı olan, bağlantısı ve iltisakı olan her kim varsa yargı önüne çıkıp hesap vereceğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Zira bununla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat yayınladığı mesajda konunun takipçisi olacağını ifade etmişti. Ara ara Adalet Bakanı yine Yılmaz Tunç'un soruşturmanın süreciyle ilgili yaptığı açıklamalarda aslında bu sorunların, katillerin, canilerin yargı önüne mutlaka çıkacaklarını, Narin'i katleden kişilerin tespit edileceği konusunda devletin ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Bir kez daha dilerseniz şöyle köye bir göz atalım. Köydeki şu son durumu ekranlara getirelim. Özellikle yamaçlarda bulunan Narin'in evinin olduğu noktalarda yine bir sessizlik hakim. Köyde sivil girişi çok az dün itibariyle. Ara ara özellikle Narin'in bulunduğu saatlerde bir gerginlik yaşanmıştı. Sonrasında köyde ise bir sessizliğin hakim olduğunu ifade edelim. Akşam saatlerinde köyde ışıkları yanan ev sayısının çok az olduğunu dünkü yayınlarda söylemiştik. O dünkü sessizlik bugün kendini biraz daha sakin bir havaya bırakmış durumda. Buradaki basın mensupları ve jandarma ekipleri dışında yine burada bulunan resmi görevlilerin köye gidip gelişleri dışında bir sivil hareketliliğinde çok az olduğunu ifade etmiş olalım. Yine devam edecek olursak 1,5 kilometrelik bir mesafe, yani Narin'in tek başına gidebileceği bir mesafe değil. Yani araçların, bir toprak yolun ve araçla birlikte oraya götürülebileceği bir yer. Narin'in özellikle köyden bir yabancı tarafından götürülebilmesine kesinlikle ihtimal dahi verilmiyor. Çünkü köy %80'i akraba, birbirini tanıyan 17 hanelik bir köy. Narin'in daha çok güvenebileceği, samimiyet duyabileceği, samimi olarak gördüğü biri veya birileri tarafından kaçırıldığı, götürüldüğü iddia ediliyor. Son bir kez Narin'in mezarını ekranlara getirecek Aytaç Atasoy, Türkiye'nin yasını tuttuğu, dua ettiği, canlı bulunması için dua ettiği Narin maalesef dün itibariyle artık yaşamadığı tespit edildi. Artık devlet tüm imkanlarıyla, tüm kurumlarıyla Narin'in hayatına son veren, onu katleden kişi veya kişilerin bulunması ve yargılanması için, en ağır cezayı alması için artık bekliyor. Tüm artık dileğimiz, temennimiz de o katillerin bir an önce bulunup ve en ağır cezaya çarptırılması. Onu da ifade edelim. Buradaki hareketlilik devam ediyor. İlerleyen saatlerde yine buradaki gelişmeleri takip ediyor olacağız. Tam yayını bitireceğimiz esnada hareketlilik yaşanıyor. Şu anda buradaki jandarma ekipleri bir takım uyarılarda bulunuyorlar ama tam olarak ne olduğunu şu an bilemiyoruz. Ama sanırım cenaze töreni için basın mensuplarının nerede duracağı konusunda bilgilendirme yapılıyor. Bizler buradayız Sultan Arınır. Gelişmeleri takip ediyor olacağız. Ya öğle saatlerinde, öğle namazına mütakip, ya da ikindi namazına mütakip Narin'in artık sonsuzluğa uğurlanmasını bekliyoruz.